Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 18-24 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar bu hafta başında ay Akrep burcunda hilal fazında olacak Başak Yeni Ay etkilerini hafta genelinde göstermeye başlıyor. Hedefleriniz var, projeleriniz var, kariyer konuları, iş konuları. Bunlarla ilgili yapmayı düşündüğünüz ya da yaptığınız girişimler artık biraz daha şekillenecek. Merkür'ün de ileri harekette olması hazırlıklarını yaptığınız, planladığınız işleri hayata geçirmeniz için sizi daha fazla destekliyor. Ancak birkaç gün biraz sabırlı olmakta fayda var. Çünkü 18-19 Eylül gibi Güneş-Neptün karşıtlığı değişken burçlarımızı ve tabii ki sizi sevgili yaylar biraz zorlayabilir. İşte aileyle kariyer arasında böyle bir gel gitler, hani ailenizin beklentileri, kariyerden beklentileriniz, sorumluluklarla, biraz hani bu ikisi arasında çekişmeler olabilir hayal kırıklıklarına yakın bir etki var yani güvenilmeyen kişilerle ilişkilere dikkat edelim yanılgılar olabilir çok idealize ettiğiniz bir şey olabilir mesela gözünüzde hani burada çok bakış açınızın doğru olmadığınız daha sonra fark edebilirsiniz o yüzden daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmakta fayda var kişisel alanda yaşadığınız mekanların, evinizin, ofisinizin güvenliğine de lütfen dikkat etmekte fayda var. Perşembe ve Cuma ay sizin burcunuzda olacak. Bu iki gün daha çok enerjiniz kendinize dönebilir, duygusal enerjiniz artabilir, empati gücünüz de yükselebilir. Biraz kendinizle ilgilenmek için güzel bir hafta aslında. Böyle kişisel bakımlarınız olabilir, güzellik, estetik çalışmaları ya da bilinçaltı çalışmaları, işte terapiler, arınma çalışmaları, detoks gibi özellikle hafta başından itibaren bunları daha fazla ele alabilirsiniz ve fayda da görebilirsiniz. Hafta sonu ayın oğlak burcunda olması para konularında daha gerçekçi ve planlı olmanızı sağlayacak. Hafta sonu ticaretle uğraşanlar için verimli olabilir. İş konularında da bence hafta sonu sizin için sorumluluklar öne çıkıyor bazı alışverişleriniz de olabilir yapılması gereken ama bunları da mümkün olduğunca abartıya kaçmadan daha planlı programlı bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.